bir selam vereyim dedim ama duyduklarıma inanamadım. Ne duydun ki? Kimdir bu aşık olduğun kız? Tanıdığımız biri mi? Şey... Heh, yok ya... Sen yanlış anladın. Dinliyor musun Mustafa Bey? Aa, niye geldi ki bu? Ömer! Neden böyle davranıyorsun? Ya yalvarırım anlat neden? Seni bu kadar kızdıran şey ne olduğunu söyle. Ne yapmaya çalışıyorsun? Gitmene izin vermiyorum. Bana seni bu hale getiren şeyin ne olduğunu söylemeden hiçbir yere gidemezsin. Bana engel mi olacaksın? Evet. Çünkü bilmeye hakkım var. Ne yaptım ben sana? Söyler misin ne yaptım ben sana? Hiç değilse bunu bilmeye hakkım var. Bunu bana borçlusun. Hakaret de etsin. Kovsan da gitmeyeceğim. Çünkü ben yanlış bir şey yapmadım. Bir gün bu söylediklerine çok pişman olacaksın. Zehra!
Ne işin var senin burada? Ben sana buraya gelmeyeceksin demedim. Hı? Bir şeyi anlaman için kaç defa daha söylemem lazım? Ne yaptım ben sana? Öğrenmek istiyorum. Bu benim hakkım. Sakın! Sakın yaklaşma. Rol yapmayı kes artık. Yüzündeki o maske çoktan düştü senin. Ne olur, böyle konuşma. Çevirdiğin oyunlar bitti. Ben artık her şeyin farkındayım. Şimdi hemen çık bu odadan. Hemen. Yüzünü bir saniye daha görmek istemiyorum. Bu evde, bu odada kalacak. Bana gitmekten başka seçenek bırakmadın Ömer. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Güveninizi boşa çıkarmayacağız, emin olun. Görüşmek üzere, iyi günler. Ne oldu? Niye döndün ki? Olanlara inanamayacaksın Canan. Şu Kerem'le birlikte bir siteye teklif vermiştik ya, oradan aradılar. Görüşmeye çağırdılar. Ay o çok büyük işti sabah. Hadi git. Kerem'e de ver müjdeyi. Tamam. Az kalsın unutuyordum ya. Köşe daireyi görmek isteyen bir müşteri vardı, o bekliyor. Tamam, ben hallederim onu. Hadi sen işine bak. Sen var ya süpersin, muhteşemsin. Ay mutluluktan delirenler de bugün. Sabah söyledi galiba. Kerem inanamıyorum, duyduklarıma inanamıyorum. Ne oldu, ne duydun? Mustafa Bey aradı. Bizimle çalışacakmış. Az önce konuştuk. Öyle mi? Ben de gördüm o halimizi de ne oldu dedim. Sen sevinmedin mi? Ben? Yok sevindim. Yani sevinmez olur muyum? Sitenin dosyaları sendeydi değil mi? Evet ben de. Kerem, bu işin üstesinden gelmemiz lazım. Lamı cimi yok. Her şey çok güzel olacak. O benim değil mi? Ha. Ya
demin giderken düşürmüşsün. Buyur. Çok sağ ol. Hazır mısın bakalım benimle birlikte çalışmaya? İnan bana, hiçbir şeye bu kadar hazır olmadım. Neyse, hemen harekete geçmemiz lazım. Ben de Zehra'yı arayayım. Yani sonucu merak ediyordum. Seninle her şeye hazırım sabah. Her şeye. Alo canım. Zehracığım nasılsın? İyiyim. Sen? Ben çok ama çok iyiyim. Sana bir müjdem var. Hani bahsettiğim bir iş vardı ya sana. Şu büyük dediğin iş mi? Evet. Onu aldık. Hala inanamıyorum ya. Canım çok sevindim. Hayırlısı olsun sabah. İnşallah her şey istediğin gibi olur. Zehra... Senin neyin var? Ömer mi yoksa? Yok. Hayır, aksine. Yani o çok gayret ediyor. Onu affetmem için. Ama... Ama ne Zehra? Ama ben Ömer'i affedemiyorum sabah. Galiba hiçbir zaman affedemeyeceğim. Ben boşanma davası açıyorum sabah. Ne? Boşanma davası mı açıyorsun? Hayır Zehra. Bak gözünü seveyim, azıcık sakin ol. Ama sabah ben yapamıyorum. Dayanamıyorum. Yaptıklarını hatırlayınca bana hiç güvenmediğini. Canım o kadar yanıyor ki. Bırakıp gitmek zor. Ama kalmak da çok acı veriyor. Anlıyorum. Tamam Ömer çok büyük bir hata yaptı. Ama biraz sakin ol. Fevri davranma ne olur. Bak herkes bir şans hak eder. Hele... Ömer gibi sana sırılsıklam aşık olan bir insan daha fazlasını hak eder. Sabah. Ben bu işlerden çok anlamıyorum biliyorsun. Ama Ömer seni çok seviyor Zehra. Ben bunu biliyorum. Yani bunun tanığı da yaşayanı da sensin. Ama ben bu olanları yok sayamıyorum. Bir karar verdim. Gideceğim. Yoksa kendime olan saygımı yitiririm. Eğer bu evde kalırsam hayatım boyunca kendimden nefret ederim. Eşyalarımı bile topladım zaten. Tamam. Bak sakin ol. Yani şu an çok büyük bir hata yapıyorsun Zehra. Yani fikrini nasıl değiştirebilirim bilmiyorum ama. Hiçbir şey. Fikrim hiçbir şey değiştiremez. Zehra Hanım. Canım, biri geldi. Ben seni sonra arayayım mı? Tamam canım, tamam. Gel. Zehra Hanım, başhanım salonda sizi bekliyor. Tamam, geliyorum. Merhaba. Merhaba Zehracığım. Beni çağırmışsınız. Gel canım, otur şöyle. Bir
Bir şey mi oldu Bahşen'le? Cemiyette bir ahbabımın daveti var. Benim de ailemizin de çok kıymet verdiği biridir. Hüsrev Bey, hatırladın mı? Evet. Babamın yakın dostuydu. Benimle bu davete gelirsen çok memnun olurum. Herkes Kervancıoğlu ailesinin gelinini çok merak ediyor. E tabii cemiyette Ömer'in de ününü düşünürsek pek haksız da sayılmazlar. Ben de çok memnun olurum. Size eşlik etmek isterim tabii. Ama babaanne, bu çok güzel bir teklif ama bizim bugün Zehra ile bir toplantımız var. Ne toplantısı bu? Biz birlikte iş kuracağız da onunla ilgili. Öyle mi? Hani size bahsetmiştim ya, Zehra çok güzel tasarımlar yapıyor diye. Zehra'nın bu yeteneğini değerlendirecek bir şeyler yapmayı planlıyorduk uzun zamandır. Sakıncası yoksa çalışmalarını görmek isterim. Ailede yaratıcı, yetenekli birilerinin olması çok gurur verici. Olur tabii, seve seve. Hüseyin Bey merhaba. Eşim Zehra. Benden boşanmak istiyor. Evet. Avukatını arayıp Zehra'dan ne pahasına olursa olsun boşanmayacağımı bildirin lütfen. Hayır hayır. Ben avukatıyla sadece telefonda kısa bir görüşme yaptım. Siz harekete geçin ve lütfen kararımızı bildirin. Haber bekliyorum sizden. Bu soysuz, sopsuz kız epey yetenekliymiş. İlginç. Nasıl babaanne? Dediğim kadar var değil mi? Zehra çok yetenekli. Doğrusu bu kadarını beklemiyordum Zehra. Bravo. Beni yine şaşırtmayı başardın. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Pardon. Güzel değil mi? Evet. Alo babacığım. Alo güzel kızım. Nasılsın? İyiyim baba. Sen nasılsın? İyiyim güzel kızım. Bir sesini duyayım dedim. İyi misin? Sağlığın, keyfin. Bir aksilik yok değil mi yavrum? Yok, yok babacığım. Merak etme, her şey yolunda. Allah daha iyi etsin yavrum. Ömer Bey oğlum nasıl? Çok mu çalışıyor hala? Evet. Yoğun biraz. Sağlığı yerinde olsun da. Halam, Canan nasıl? İyiler. Bir aksilik yok çok şükür. İyi, sevindim. Çok selam söyle, halamı da arayamadım. Ben çok tutmayayım seni. Benim de işlerim var biraz. Hadi Allah'a emanet ol. Tamam babacığım. Geleceğim en kısa zamanda. Ne yalan söyleyeyim. Burnumda tutuyorsun. Özledim kızım. Geleceğim. Bol bol hasret gideririz. İnşallah ya.
Hadi kal sağlıcakla. Herkes selam söyle. Baş üstüne. Kendine dikkat et baba. İlaçlarını ihmal etme. Tamam güzel ya. Tamam. Zehra. Babaannem sonsuza kadar da o pencereden baksa hiçbir şey söyleme. Çünkü ne söylersen söyle hiçbir şey fikrimi değiştirmeyecek. Bana bir şey söylemiştin hatırlıyor musun? Ne olursa olsun elimi bırakma diye. Asla. Tamam asla bırakmayacağım. Bunu neden yapıyorsun? Babaannem bizi sadece görüyor. Duymuyor. Duymasın. Ben oyun oynamıyorum ki. Gerçekleri söylüyorum. Eğer bittiyse içeri girebilir miyim? Tamam. Sen geç. Ben geliyorum. Başka teslim olmama izin verme. Bana Ömer'i unutmak için, buradan gidebilmek için güç ver. Bunda bir CD olması lazımdı. CD mi? Bir saniye dolabına bakayım. Buraya da düşmemiş. Siz gördünüz mü CD? Yok. Ben de görmedim. O CD çok önemli. Buralara iyice bakın. Bulamazsanız temizlikçilere söyleyin. Her yeri iyice araştırsınlar. Tabii. Peki Nihat Bey. Ya evde düşürdüysem? Bunlar son yaptıkları mı? Evet abi. Başarılı. Bence de. Aslında ben de seninle bu konuyu konuşacaktım.
Abi ben Zehra ile birlikte bir iş kurmak istiyorum. Ama henüz ne olduğuna dair bir fikrim yok benim de. Biliyorsun, geçen sene internet üzerinden bir girişimimiz olmuştu. Evet, başarılı bir sonuç almıştınız. Evet, ama artık internetten değil de. Ya ben kendi iş yerimiz olsun istiyorum. Biliyorsun, mal zincirleri sahibi anlaşmadan vazgeçmeseydi şu ana kadar çoktan yol kat etmiştik. Ama olsun, belki de böylesi daha iyi olacak. Kendi işimizin patronu olacağız. İyi düşünmüşsün. Zehra ne düşünüyor bu konuda? Ya onu daha detaylı bir şekilde konuşmadım. Ama ona reddedemeyeceği bir teklifle gideceğim. Bir bakalım biz ne yapabiliriz? Tabii önce bir Ar-Ge çalışması yapmak gerekiyor. Belki holding bünyesine katılırsınız. Harika. Aslında ben de önceden sıcak bakmıyordum ama şimdi düşündükçe... Önce ben Tolga Bey ile görüşeyim. O bu tarz kreatif işlerden anlar. Yani çanta olmasa da buna benzer birkaç bir şeyle gelmişti daha önce. Yani Zehra ile seni şirkette görmekten mutluluk duyarım. Farklı departmanlarda da olsak aynı çatı altında oluruz. Ay, harika o zaman. Ben senden haber bekliyor olacağım. Tamam. Buyurun Cevriye Hanım. Fırından şimdi çıkardım. Ay öyle mi? Hediyeciğim bu çok güzel olmuş ayol. Ay ağzı da ağrıyor vallahi. Ay ne olur tarifini veriver bana. Şimdi 3 tane yumurtanın akını sütle karıştırdım. Ama biraz beklettim. Hediye Hanım, eğer kurabiye tarifiniz bittiyse limon getirebilir misiniz? Peki Bahşen'de Hanım. Kerem, her dairenin eşyalı bir örneği varmış. İnternet sitesine koymak için de dairelerin fotoğraflarını çekmek lazım. Yalnız öyle cep telefonuyla falan olmaz. Yani fotoğraf makinesiyle çekeceğiz. Sende fotoğraf makinesi var mı? Kerem. Efendim? Sen beni dinliyor musun? Evet, dinliyorum. Sende fotoğraf makinesi var mı diyordum. Ha var var. Ya ne yapacağız? Nereye çekeceğiz? Nasıl nereye çekeceğiz? Kerem 2 saattir ne anlatıyorum ben? Ya kusura bakma ben dalmışım. İyi madem. Sen de kendini toparla biraz. Öyle çalışırız. Böyle anlattıklarım boşunaymış gibi geliyor bana. Yok yok. Otur konuşuruz. Ya çantana takıldı gözüm, yırtılmış. Geçen gün yırtıldı. Çok saçma sapan oldu. Halbuki tamir edecektim ama vaktim de yoktu. Sakın pasaklı deme ama. Yani şimdi aklımın ucundan geçmedi desem yalan olur. Ay şaka yapıyorum. Hem pasaklı ve püskül dönemi sona erdi değil mi? Gayet eğlenceli günlerdi bence. En azından bazıları. Bak sen. Demek eğlenceli günlerdi. Peki hangileri? Çok eğlendiğim bazı anları hatırlıyorum. Ama seni gelebilir. Yani konuşursak beni de gelebilir. O yüzden konuyu kapatmayı teklif ediyorum. Konu kapanmıştır. Ayrıca evet kendi içinde güzel günlerdi ama belki daha güzelleri de olabilir. Biri arıyor galiba. Ben bakayım.
Ay o nasıl bakış öyle? Çiyan çiyan. Ay bir de tıslarsa tam olacak. Gerçi onu da yapıyor ya. Ay çok beğendiniz galiba Bahşen'de amcım. Ay gel gel su damlam gel. Selam. Hediye abla ben işle ilgili bir CD kaybettim de sen gördün mü buralarda? Ben bütün odaları elden geçirdim ama CD'ye falan rastlamadım oğlum. Ha, anladım. Ben o zaman bir üstümü değiştireyim. Ay Ayşem nerede kaldı ki? Hala Ömer'cimle mi konuşuyor acaba? Ayşe Ömer'le mi? Evet. Ömer boşanacağımızı söylüyor galiba. Nerede bu CD? Ayşe görürse çok kötü olur. Ya abi gerçekten çok teşekkür ederim. İçim o kadar rahatladı ki. Canım gelsene. Geleyim. Ne yapıyorsunuz? Konuşmuştuk ya. Hı. Ya abim işle ilgili o kadar güzel fikirler verdi ki resmen kafam açıldı. Hatta işin planlama aşamasına geçtik bile. Ya bunu hemen benim Zehra'ya söylemem gerekiyor. O da bayılacak. Yalnız Ayşe'cim benim senden bir ricam var. Bu fikirlerin benim olduğunu söyleme. Senin kendi projenmiş gibi yansıt olur mu? Neden abi? Yani böyle olması daha iyi. Ama Zehra seni desteklediğini bilirse çok mutlu olur. Ben Ömer'i anladım. Gölge patron olmak istiyor. Yani bir tür melek yatırımcı gibi düşün. Elinin üzerinde olduğunu karısı bilsin istemiyor. Böylece kendisini borçlu hissetmesin diye sanırım. Değil mi Ömer? İyi. Öyle olsun bakalım. Zehra, biraz konuşabilir miyiz? Ömer her şeyi anlatmış. Olur da burada mı? Evet. Bunu herkes duysun istiyorum. Öyle mi diyorsun? Herkes duysun. Ben yapacağımız işi buldum. İş mi? Evet Zehra iş. Ay gel otur anlat merak ettim ayol. Şimdi ben diyorum ki holding bünyesine bağlı bir butik şirketi kurup senin tasarımlarını oradan pazarlayalım. Arge ve pazarlama departmanı da bize yardımcı olacak. Yani işi oturtturana kadar. Ben de o sırada mağaza zincirleriyle görüşeceğim. Ayşe'cim. Ya Zehra çok yavaş ve sağlam adımlarla ilerleyeceğiz. Bak göreceksin kısa sürede Türkiye'nin en özgün markalarından biri olacağız. Canım bu söylediğin şeyler çok güzel tabii. Ama lütfen beni affet. Ben şu an holding bünyesinde bir iş yapmak istemiyorum. Ama neden? Ben hazır değilim. Hem çizimlerim yetersiz. Yani bunun için bir masa başı çalışması yapmam gerekiyor. Yapalım Zehra. Yani yaparsın. Hem çizim için vakit de var. Bize yardımcı olacak insanlar da var.
Daha önce böyle bir deneyim yaşadınız. Başarılı oldunuz da. Hem de profesyonel bir yardım almadan. Hatta o mağaza zincirinden bile teklif almıştınız. Ya bu birçok tasarımcı için rüya gibi bir şey. Bence iyice bir düşün Zehra. Ayşe'cim özür dilerim. Tamam canım. İstemiyorsan aceleye gerek yok. Israr da yok. Neyse ben bir Asya'ya bakayım. Bence iyi oldu Ayşe'cim. Yani aranızdaki bir iş ortaklığı ileride ilişkinize zarar verebilirdi. Öyle değil mi? Hayır babaanne. Zehra sadece ürküyor. Yapamam, mahcup olurum diye korkuyor. O kadar naif, o kadar düşünceli ki. Ama göreceksin. Zaman gelecek ve ben Zehra'yı bunun için hazırlayacağım. Hayırdır? Bu akşam kahvesini neye borçluyuz? Dediklerini düşündüm. Sonuç? Sonuç? Kendimden kaçmaktan vazgeçtim. Ve... Ben sabahtan hoşlanıyorum kardeşim. Hoşlanıyor musun? Oğlum, sen sabahı görünce yüzünün nasıl bir şekilde aldığının, ona nasıl baktığının farkında değilsin. Bu hoşlanmak değil. Peki. Ona da tamam. Ha şöyle ya. Yalnız şu an başka bir sorun var. Dur bakalım hangi fani bir meseleyi dert etmişsin. Anlat dinliyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Yapacağın şey belli. Söyleyeceksin. Oğlum. Sen yoksa duygularından emin değil misin? Eminim tabii ki Koray. Yani hiçbir şeyden emin olmadığım kadar. Ama... Ya... Duygularımın karşılığı sabahta yoksa? Yani... Bunu ona söylemeden bilmek imkansız. Öyle. Öyle ama... Sabah bir daha yüzüme bakmaz. Kaybederim onu. Onun için... Belki de en doğrusu... Yani ona hiç söylememektir. Ha? Yani hiç olmazsa arkadaşını kaybetmemiş olurum. Oğlum sen değil miydin daha düne kadar? Sabahın sevgilisi var diye benim gözümün önünde bunalıma giren. Ha? Hem de gözünle gördüğüm bir şey yokken. Bir gün sabahın sevgilisi olduğunu... Onunla el ele dolaştığını bir düşünsene. Yok. Düşünmek istemiyorum. Sabah kimseyle görmeye dayanamam. O zaman yapacağın şey belli. Sabahın küçük şeylerden mutlu olduğunu biliyorsun.
Bana bir iki incelik yap. Harekete geç yani. Kerem. Treni kaçırma. İçin bu kadar sabırsızlanıyorsun demek. Bavulunu hazırlamışsın. Benden bu kadar mı nefret ediyorsun? Nefretle hayal kırıklığı arasında büyük bir fark var. O zaman neden bu kadar acele ediyorsun? Hemen yarın gidecekmiş gibi. Acele etmiyorum. Sadece bir karar verdim ve onu hayata geçirmeye çalışıyorum. Ama sen ağırdan alıyorsun. Üstüne düşeni yapmıyorsun. Çünkü ben gitmeni istemiyorum Zehra. Bir insanı istemediği bir yerde tutmak zorbalıktır. Sen buna zorbalık diyorsun. Bense aşk. Ayşe'nin bahsettiği şu iş meselesini gitmemi istemediğin için sen planladın, değil mi? Bana bahsetti. Destek istedi. Ben de tamam dedim. Hepsi bu. Peki, tamam. O Ayşe'nin fikri olabilir. Ama eğer aklından böyle bir şey geçiyorsa hiç boşuna uğraşma. Belki gecikir ama sonuç değişmez. Beni kararımdan kimse vazgeçiremez. Ben de kararımdan dönmeyeceğim. Sen de bunu bil. Ne yaparsam kabullenirsin? Hı? Söyle. Ne yapayım? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Çünkü sen ne yaparsan yap, ben senden vazgeçmem. Sen benim karımsın. Yaşayıp göreceğiz. Göreceğiz. Dün gece uyuyamadın. Bugün yatakta sen yat. Gerek yok.
girebilir miyim? Aa, çizgi film varmış burada. Kerem abi yan dükkandan gönderdiler. Dumanı üstünde tavşan kanı. Sağ ol. Ayrıca kahvaltıya buyursun dedi. Postacı güvercini mi oldun Ati? O ne güzel paket öyle ya. Şanslı sahibi kim? Sensin Hatice'm. İşte beklediğim cevap buydu. Çok teşekkür ederim. Gerçi hiç zahmet etmeseydin ama... Oğlum sen şakadan da anlamaz oldun. Zaten görünce anladım bana anladığını. Hayır, senin bana hediye alman acayiplik değil. Alırsın, gönlün zengin, onu da biliyorum. Ama yani niye paketleyesin ki? Hem de kurdele falan yani. Ati, çok konuşuyorsun. Ben bakarım. Alo? Evet. Alo? Sesiniz gelmiyor. Alo? Ben kapatıyorum. Tekrar arar mısınız? Kimdi? Ha, bilmiyorum. Sesini alamadım zaten böyle cızırtılı falan. Ha? Doydun mu kızım? Yemeyeceksen sofrayı toparlayacağım. Çıkacağım ben zaten. Geç kaldım, müşteri gelecek. İyi o zaman. Hadi. Sana hayırlı işler kızım. Alo. Ya kusura bakma, demin konuşamadım. Canan buradaydı. Ha? Yok yok, hiçbirinin haberi yok da. Salim'e de Canan'a da söylemedim. Sakin bir zamanda Canan'la konuşacağım. Ha yok canım, köyden olduğunu söylemem. Hele bir karşılaşsınlar, bir tanışsınlar. Bakalım ısınacaklar mı? Ya anne! Ben kapatıyorum. Ya sen beni mi dinliyorsun ha? Yani arkamdan iş çevirdiğini düşünürsem dinlerim tabii. Ay yazıklar olsun sana. Kızım, sen köyü niye böyle küçümsüyorsun ha? Ya toprağımız, tanıdığımız bildiğimiz bir delikanlı. İşinde gücünde hem de güvenilir bak. Anne inanamıyorum sana. Vallahi pes. Anne istersen iki tane de inek al, evlendikten sonra otlatmaya çıkartayım, olur mu? Bak hemen arıyorsun kimle konuştuysan, Canan istemiyor bu işi diyorsun. Aa, Kerem?
Ben de tam sofrayı toplamadan kaçtın diye arkandan konuşmaya başlıyordum. Nereye kayboldun? Bir dakika onu bırakır mısın? Duysun tüm yıldızlar bahar mı yazı mı? Bir sevda türküsü bu yüreğime yazılı. Sen varsan ölüme inat bin kere yaşarım. Dünyanın en ne bu? Güzel en benim. Senin için aldım küçük bir şey. Duysun tüm yıldızlar bahar mı yazı mı? Bir sevda türküsü bu yüreğime yazılı. Sen varsan ölüme inat bin kere yaşarım. Dünyanın en güzel en benim kızım. Ya bu... Beğendin mi? Dikemeyeceğimi düşündün değil mi? Doğruyu söyle. Beğendin mi sen onu söyle. Çok beğendim, çok teşekkür ederim. Ama hiç gereği yoktu. Bu arada çantamı diktim. Ya biraz dikmesi zor oldu tabii. Ama çok beğendim. Çok güzel. Ne derler? Kullandıkça beni hatırla. Sen ölüme yat bin kere yaşarım. Dünyanın en güzel en benim kızım. Affedersin. Sorun değil. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Öyle birden girince. Evet, çarpıştık. Bunun bir anlamı olmalı. Yani yollarımızın kesişmesinin beni mıknatıs gibi kendine çekiyorsun. Tabii ben de senin. Birbirimizin yörüngesinden çıkamıyoruz. Ama ben ateşe koşan pervaneler gibi olmak istemiyorum. Buyurun Halil Bey. Zehra Hanım merhaba. Dün yoğunluktan dolayı arama fırsatım olmadı, kusura bakmayın. Ömer Bey'le konuştum. Anlaşmalı boşanmayı kabul etmediğini söyledi. Bu yüzden dava süreci uzayacak ne yazık ki. Yani ne kadar sürer? Bunu öngörmek mümkün değil. Karşı tarafın argümanları belirleyecek. Eşler anlaşmalı olarak ayrılmaya karar verdiklerinde boşanma genelde bir celsede gerçekleşiyor. Ama taraflardan biri boşanmak istemezse dava uzuyor. Eğer sürecin uzamasını istemiyorsanız Ömer Bey'i ikna etmenizi öneririm. Anladım. Teşekkür ederim. İyi günler. Sen benim içimdeki aşkı öldürdün. Hem kendini yaraladın hem de beni. Kabul et artık. Bitti. Her şey bitti. Ben şimdi bu kapıdan çıkacağım. Ve babama gidip boşanacağımızı açıklayacağım. Peki o zaman sen de ne kadar ciddi ve ne kadar kararlı olduğumu anlarsın. Thank you.
Müzik